Pazar günü yapılan referandumda evet diyen de hayır diyen de bizim yurttaşlarımız. Ancak o hal koşullarında ve eşit olmayan bir yarış yaşanmıştır. Mersin mi? Evet diyen ve devletin tüm imkanlarını, bürokrasiyi, devletin parasını, devletin televizyonunu kullanan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakanı ile evet cephesi, diğer tarafta maddi imkanı olmayan medyasız, televizyonsuz ve devletsiz korku ve baskı altında hayır cephesi. Buna rağmen başa baş mücadele YSK hakimleriyle evet lehine çevrildi. Bunu ne hukuk ne vicdanlar kabul eder. Hukuku ne hale getirdiniz? Devlete olan güvensizlik daha da yoğun olarak devam edecek. Böyle bir devlet olur mu? Koskoca 94 yıllık cumhuriyeti ne hale getirdiniz?